Altın Sezon 10. hafta mücadelesi gününün ilk karşılaşması gerçekten bize bambaşka bir zevk yaşattı. Hazine ve Maliye Bakanlığı ise Türkiye Petrolleri karşısında galip ayrılan tarafta ama son saniye sayılarıyla. Şimdi yanımda Hazine ve Maliye Bakanlığı takım kaptanı Bilal var. Bizlere gerçekten çok güzel haftanın ilk karşılaşmasını seyrettirdiniz. Nabızlar yükseldikçe yükseldi, salonda nefesler tutuldu, tüm genç ayaktaydı ve kazanan taraf Hazine ve Maliye Bakanlığı oldu. Neler söylemek istersiniz? Evet, zor bir maç oldu bizim için de. İlk yarıda arkadaşlarım biraz maçın rehavetiyle herhalde ikinci yarıda biraz daha düştük oyundan ama son dakikalarda toparladık. Rakip takım da gayet iyi mücadele verdi. Onlara teşekkür ediyorum. Takım arkadaşlarım da herkes elinden gelen iyisini yaptı. Maçı son saniyede olsa koparmayı bildik. Aramızda olmayan Bülent Kaptan, o da izliyordur maçı. Ona da selamları gönderiyorum. Umarım bundan sonraki maçlarda aynı şekilde devam ederiz kazanmaya. Aslında size ayrı bir parantez açmamız gerekiyor bugün. 3 sayılık atışlarınızla birlikte takımı ayakta tutan oyuncu oldunuz. Bugün de kaptan olarak çıktınız. Siz kendiniz adına neler söylemek istersiniz? Ya evet, benim adıma da biraz tabii zor oldu. Takımın düştüğü zamanlarda yardımcı olabildiysek ne mutlu. İşte bazen içeriden bazen dışarıdan elini sıcak olan oyuncuları bulup onu değerlendirmek lazım. Arkadaşlara bugün yardımcı olduk. Bundan sonraki maçlarda inşallah bu şekilde devam ederiz kazanmaya. Başarılar diliyoruz bizler de. Çok sağ olun. Sevgili izleyenler, günün ilk karşılaşmasına Hazine ve Maliye Bakanlığı takımı kazandı. Günün ikinci karşılaşmasına görüşünceye dek takipte kalın. CB ile Ankara Altın Sezon 10. hafta mücadelesinde Eti Maden takımı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı karşısında üstün ayrılan taraf oldu. Yanında da Levent var. Günün başarıları isimlerinden birisisiniz. Galip ayrıldınız. Neler söylemek istersiniz? Aslında tansiyon çok yükseldi. Asla da düşmedi sahada. Hatta özellikle ikinci çeyrekte yaşanabilecek her şey yaşandı. Uzun bir süre sayı da bulamadınız ama son düzlükte de kazanmayı bildiniz. Evet. Neler söylemek istersiniz? Zor bir maç oldu. Galibiyet serimize devam ediyoruz. Bu ikinci maçımız. Grup eleme maçlarında çok kötü başladık. Ama gruplar belirlendikten sonra çok iyi başladık. İkinci galibiyetimizi aldık. Sakatlarımız vardı. İki arkadaşımız döndü. Bir arkadaşımız hala dönemedi. O da döndüğü zaman daha kuvvetli bir şekilde mücadelemizi yapacağız. Haldun'la ilgili de bilgi alabilir miyim? Çünkü çok talihsiz. İlk çeyrekte hemen bir sakatlık yaşandı. Haldun'un durumu nedir? Geçen sene bile dizi dönmüştü Haldun'un. Düzeldi. Şimdi kasıkta, çok talihsiz, güzel bir oyuncumuz. Başarılı bir oyuncumuz. İnşallah en kısa zamanda sahalara döner. Teşekkür ediyoruz ve başarılar diliyoruz. Sevgili izleyenler, günün ikinci karşılaşmasında Eti Maden takımı Ulaştırma ve Altyapı karşısında üstün ayrılan tarafta Haldun'a geçmiş olsun dileklerimizi diliyoruz ve günün ikinci karşılaşmasında görüşünceye dek takipte kalın. Ebeli Ankara Altın Sezon 10. hafta mücadelesinde Man takımını bambaşka bir serüvenle mağlup eden Türk Traktör takımı var ve karşılaşmanın en skorer ismi Soner'de bizlerle birlikte. Karşılaşmanın başından sonuna kadar takım olarak çok güzel bir performans sergilediniz. Bugünkü mücadelenizle ilgili neler söylemek istersiniz? Ya yavaş yavaş ekip olmayı öğreniyoruz. 2017'den sonra ilk defa bu yıl bu oluşuma katıldık. Tabii bir süreç var. Bu süreçte öğrenmemiz gereken etaplar var. Bunları yavaş yavaş öğreniyoruz. Şu an iyi bir noktadayız. Sakatlıklarımız yok. Daha da iyi olacağız. İlerleyen haftalarda bizleri neler bekliyor peki? Çünkü ritmini bulan bir Türk Traktör takımının olduğunu belirtmek. Askere gidiyorum. İlerleyen haftalarda ben yokum. Sonrası için neler bekliyor kısmında. Ya biz Sinan olsun, benim önceki yaşantım olsun, üst liglerde oynamış insanlarız. Burada tekrar böyle bir oluşumda oynuyor olmak bizim için keyif verici. Aynı zamanda o günleri de bize hatırlatıyor. Çok mutluyuz. Umarım eski günlerimizi yad ederek o tempoda oynayabiliriz. O zaman ben size hayırlı tezkereler diyorum ve ardından da takıma başarılar diliyorum. Sevgili izleyiciler, Türk Traktör takım Man karşısında üstün ayrılan taraf oldu. Dördüncü karşılaşmada görüşünceye dek takipte kalın. Değerli basketbol severler, günün dördüncü karşılaşması az önce tamamlandı. STM ve Hacettepe Hastanesi takımları karşı karşıya geldiler. Günün en başarılı ismi Mert yanımızda. Mert, öncelikle tebrik ederim. Teşekkür ederim, sağ olun. 16 sayıyla oynadın. Gerçekten çok başarılıydın bugün. Neler söylemek istersin? Öncelikle karşı takım mücadelesi için tebrik ediyorum. Bugün elimizden geleni yaptık. Ege arkadaşımız ön çaprazını kopardı geçen maçta. Ameliyat oldu. Ona da buradan geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bugün onun için kazandık. Ege'yi çok seviyoruz. Onun sağlığı her şeyden önemli. Biz bugün sadece top oynadık. Elimizden geleni yaptık. Ege'ye biz de geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bundan sonraki karşılaşmalarınıza da başarılar diliyoruz Mert. Sağ olun. Görüşmek üzere.
Evet, birazdan günün 5. karşılaşmasıyla tekrar birlikte olacağız. Değerli basketbol severler, bugünün 5. karşılaşması da az önce tamamlandı. SBB ve Meteksan savunma takımları arasında oynandı bu karşılaşma ve Meteksan savunmanın üstünlüğüyle tamamlandı. Yanımızda Meteksan savunmanın başarılı ismi, başarılı oyuncusu Orhun var. Orhun, tebrik ederiz öncelikle. Teşekkürler, çok sağ olun. Neler söylemek istersin maçla ilgili? Üst üste 2 haftaları kazanıyoruz. Bizim için güzel bir şekilde devam ediyor lig. Umarım galibiyet serisini sürdürmeye devam ederiz. Çünkü birazcık seviye test maçlarına kötü başlamıştık ama artık toparlamaya başladık gibi. Şu an için gayet iyi gidiyorsunuz. Evet, şu an için grupta yerimiz iyi. Umarım 3 sıraları zorlayacağız, devam edeceğiz. Peki, başarılarınızın devamını diliyoruz. Sağ olun, teşekkür. Birazdan son karşılaşmayla tekrar birlikte olacağız. Değerli basketbol severler, günün son karşılaşması az önce tamamlandı. Vakıfbank ve Ulak Haberleşme takımları arasında oynandı bu karşılaşma. Ulak Haberleşme'nin üstünlüğüyle tamamlandı. Yanımda Ulak Haberleşme'nin başarılı oyuncusu Buğra var. Buğra, öncelikle tebrik ederim. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Sen de çok başarılıydın gerçekten. Neler söylemek istersin maçla ilgili? Öncelikle bu lige yeni katıldık ve heyecanlıydık. İlk maç biraz acemiliğimize denk geldi ama bu maç gerçekten herkes bütün yüreğini ortaya koydu diyebilirim. Aynı zamanda Vakıfbank'ı da mücadelelerinden dolayı tebrik ederim. Gerçekten iyi bir takımlar. Ama bugün daha istekli olan bizdik. Ulak Haberleşme'ydi. Bu kadar. Evet, ilk maçta da özellikle çok iyi oynadınız. 4 sayıydı sanıyorum farkla kaybettiniz diye hatırlıyorum. Ama bugün güzel bir mücadele oldu. İlerisi için söylemek istediklerim var mı? Her geçen gün daha iyi giden bir takımız. Bundan sonra da hedefimiz gruptan ya lider ya da ikinci olarak çıkmak. Bu kadar. Peki, tebrik ediyorum tekrar. Teşekkür ederim. Sağ olun. Haftaya 11. hafta karşılaşmalarıyla tekrar birlikte olacağız. Şimdilik hoşça kalın.